Herkese merhaba Shift Yenet izleyenleri. Bugün elimde iki farklı telefon görüyorsunuz. Kırmızı olan iPhone 13, mavi olan iPhone 12. Bu videoda iki telefonu karşılaştıracağız. Şimdi iPhone almak istediğiniz zaman güncel bir iPhone olsun ama fiyatı çok da pahalı olmasın dediğiniz zaman karşınıza iPhone 13. Yani en yeni nesil iPhone serisi ve bu serinin en mantıklı telefonlarından bir tanesi. Ancak geliyor, şeytan kurcalıyor ve diyor ki acaba bir alt model iPhone 12 daha mı uygun fiyatlıdır? İşte bu karşılaştırmanın amacı bu. Yani özelliklerden bahsedeceğim ama aradaki fiyat fiyat farkında bilmeniz gerekiyor ki bu özellik para eder etmez kısmında sizin de mantığınıza otursun. Ben fiyatları söylüyorum ama biliyorsunuz devamlı olarak zam geliyor fiyatlar düşüyor. Bundan dolayı açıklama kısmındaki linke de bakmanızı tavsiye ederim. Şu sağ elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 bugün Apple'ın sitesinde 128 GB'lık modelde 16.300 liraya satılıyor. iPhone 12 ise 64 GB'lık baz modelde 15.000 liraya satılıyor. Yani arada 1300 liralık gibi bir fiyat farkı bulunuyor. Hepsi burada gibi diğer sitelerde fiyatların dargu fiyat olduğunu görüyorsunuz. Ancak aradaki fiyat farkı yine de korunuyor. Bundan dolayı gidip tekrar bakmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Ve direkt bu telefonları satın aldığınızda başınıza neler geliyor bunu anlatmaya başlıyorum. Telefonları satın aldınız, kutuyu eve getirdiniz. her iki telefonda kutusu aynı aslında. Kutudan sadece telefon ve bir adet kablo çıkıyor. Bu kablo Type-C'den Lightning kablosu. Yani Lightning kablosunu buraya takıyorsunuz. Bir Type-C girişiniz daha var. Onu da bir adaptör bulup şarj etmeniz gerekiyor. Eğer evde adaptörünüz varsa şanslısınız. Ancak adaptör Yoksa ayrı bir şekilde adaptörle satın almanız gerekiyor. Kutunun içerisinden çıkmayanlar kısmı daha uzun sürerdi. Bundan dolayı çıkanlar kısmını anlatıp direkt olarak sizlerle beraber telefonların tasarımlarına da geçiyorum. Dışarıdan baktığınızda anlayabileceğiniz iki farklı nokta var. Bunlardan bir tanesi kamera tasarımı. Apple kamerayı geliştirirken zorunlu bir şekilde kameranın yerlerini değiştirmek zorunda kalmış. Bunu şu şekilde açıklıyor. iPhone 13'te bir Apple telefondaki en güçlü kamera güncellemesini gerçekleştirdik diyor ve kameranın yerlerini değiştiriyor. Bir diğer fark bu ön tarafta görmüş olduğunuz çentikler. iPhone 13 daha küçük bir çentiğe sahip. Peki bunun bana size bir faydası var mı? Hayır yok. Sadece görünüm olarak bir fayda sağlıyor. Onun dışında ekranda oluşan fazladan yerde herhangi bir şekilde fazla bir simge ekleme ya da farklı bir detay görüntüleme gibi bir lükse sahip olmuyorsunuz. Bunun da bir öneminin olmadığını söyleyeyim. Teknik detaylara baktığımız zaman telefonların kalınlıkları biraz daha farklı. iPhone 12 164 gram ağırlığındayken iPhone 13 174 gram ağırlığında. iPhone 12 7.4 milim kalınlığındayken iPhone 13 biraz daha kalın bir telefon ve 7.7 milim kalınlığında. Her iki telefonda ön tarafta ve arka tarafta Gorilla Glass ile korunuyor ve çerçeveler alüminyum bir şekilde karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda suya oldukça dayanıklı. Telefon içerisindeki teknoloji sayesinde 6 metre derinliğe kadar bu telefonu 30 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani bir havuza gidin ve 30 dakika boyunca bu telefonu kullanın. Ama şunu söyleyeyim. Apple genelde su geçirdiği zaman telefonlar ben kesinlikle söz vermiştim gibi tutumda bulunmuyor. Ben çok rahat bir şekilde telefonları havuza sokuyorum ama yine de garantide hani biz böyle bir şeyden sorumlu değiliz derlerse şimdiden de uyarmış olayım ve telefonun tasarımından sonra gelelim en canlı ciğerlerinden bir tanesi olan ekran tarafına. Şimdi telefonların arasında çok ciddi farklar yok. Bunlardan en bariz örnekte ekran. Ekran tarafını anlatmaya başlıyorum. Her iki telefonda 6.1 inç büyüklüğünde 1170'e 2532 piksel çözünürlüğünde Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip. Her iki telefonda HDR10 ve Dolby Vision teknolojisine sahip. Her iki telefonda 1200 nit parlaklığa kadar çıkabilirken aradaki fark baz parlaklıktan ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Sizler işte güneş altındayken telefonun parlaklığını fullediğiniz zaman iPhone 12 625 nite kadar parlaklık verebilirken iPhone 13 800 nite kadar parlaklık verebiliyor. Yani %28'lik bir oranda ekran daha parlak. Bu da güneş ışığı altında telefonu daha rahat bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Telefonların ekranları oldukça güzel. iPhone 12'nin parlaklık dışında saymış olduğum özelliğini görmezden gelirsek iPhone 3 Pro ile bile neredeyse aynı ekranı kullandığını söyleyebilirim. Gerçekten başarılı ve kaliteli ekranları var. Bu aradaki parlaklık Furkan çok önemli mi? Bunu işte hesaba katmam gerekiyor mu derseniz şöyle söyleyebilirim. Biraz sonra da sayacağım özelliklerle beraber bunu yorumlamam gerekiyor ama şu an için bunun hayatında da çok da radikal bir şekilde fark ettireceğini söyleyemem. 128 parlaklık evet işe yarıyor ama aradaki fiyat farkına değiyor mu? Değmiyor mu? Buna biraz sonra bakacağız ve en çok merak edilen detaylardan bir tanesi olan telefonların hız farklarına geleceğiz. Bu telefonda şu anda Apple A15 Bionic kullanılıyor. Yani dünyadaki en güçlü mobil işlemci bu telefonun içerisinde kullanılmış. Yapay zekanın nimetleri oyunu oynarken ya da tüm farklı detaylarda bu işlemciden faydalanıyorsunuz ve dünyanın en hızlı telefonunu kullanıyorsunuz. iOS ile beraber birleşince telefon hiçbir şekilde donmuyor ve kasmıyor. Buradaki telefona baktığınız zaman da geçen yılın en güçlü işlemcisi Apple A14 Bionic'i kullanıyorsunuz. Peki arada bir fark var mı Furkan diye bana sorsaydınız şu anda herhangi bir şekilde aradaki fark kimse anlayamaz. Oyunda oynasanız, Twitter'da da dolaşsanız aradaki farkı hiçbir şekilde anlamayacağınızı şimdiden söylemem gerekiyor. Ancak şöyle bir detay var. Bugün iPhone 6s Plus eski bir telefon. iPhone 7 ise ondan bir tık daha güncel bir telefon. Ama her iki telefon da eski olduğu için yavaşlar. Ve 7 6s Plus'a göre bir tık daha hızlı. Bu da ileride böyle olacak. Sizler 4-5 yıl sonra iPhone 13'ü bir tık daha hızlı kullanırken iPhone 12 artık beni bırak moduna doğru gitmeye başlayacak. Çünkü arada gerçekten bazı bir şekilde fark var. Şu anda anlamasak bile bu fark gelecekte ortaya çıkacak. Ayrıca bu telefon 4-5 yıl boyunca güncelleme almaya devam edecek. iPhone 13'ten bahsediyorum. Ancak bu telefon bir yıl daha erken güncelleme almayı bırakacak. İşte bu da önemli farklardan bir tanesi. Bunu anlamanız için söyleyeyim. 6S Plus kullanan birisi şu anda yeni güncelleme almayacak. Ancak iPhone 7 kullanan birisi yeni güncellemeyi alacak ve bir yıl daha Apple'ın en büyük yeniliklerini kullanmanın zevkini yaşayacak. İşte bunlar geleceğe biraz yatırım yapmak gibi şimdiden söylemiş olayım. Ama dediğim gibi şu anda herhangi bir şekilde fark hissetmiyorsun. Çıktıktan sonra sıradaki konu kamera olacak. Her iki telefonda ana kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyaframa sahip. Ancak iPhone 13'ün kamerası biraz daha fazla ışık alabiliyor. Bu konuya değineceğim. Her iki telefonda geniş açılı kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde F2.4 diyaframa sahip ve 120 derecelik bir görüş açısıyla fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Telefonların arka taraftaki videolarına baktığımız zaman her iki telefonda 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Ön tarafa geldiğimiz zaman da her iki telefonda ön kamerasının 12 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyaframa sahip bir kamerayla karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Şimdi aradaki teknik özellikler tamamen aynı gibi dursa da aslında değiştirilmiş şeyler var. Bunları anlatmaya başlıyorum. Mesela iPhone 13'ün geniş açılı kamerası şu anda iPhone 12'ye göre %47 oranında daha fazla ışık içerisine alabiliyor. Bu da geceleri fotoğraf çekerken ana kameradan geniş açılı kameraya geçtiğiniz zaman ortalığın bir anda zifiri karanlık olması değil en azından biraz daha karanlık olmasını sağlıyor ve daha başarılı fotoğraflar çekebilmek mümkün. iPhone 12'nin kamerası dünyada bir iki gerçekleştirmişti. 10 bit videolar çekebiliyordu ancak bunu 4K 30 fps'e kadar yapabiliyordu. iPhone 3'e baktığımız zaman 4K 60 fps'e kadar videoları 10 bit'te Dolby Vision bir şekilde çok rahatça çekebiliyor. iPhone 13 serisinde Apple ilk defa telefonlarında sinematik modu gösterdi. Sinematik mod arkanın daha da bulanıklaştırılması, sinematik bir görüntünün elde edilmesini sağlıyor. Bu da farklı bir şekilde işte sosyal medyada sağda solda paylaşım yapmanızı video deneyiminizi daha da farklı bir hale getirmenizi sağlıyor. Zaten örneklerde görüyorsunuz işte bu iPhone 12'de bulunmuyor. Diğer farklara baktığımız zaman sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonunu şu anda iPhone 13'te görebiliyoruz. Bu iPhone 12'de yoktu. Sadece iPhone 12 Pro Max'te bulunuyordu. Bu da sizlerin video çekerken telefonun daha az sarsılmasını sağlıyor. Yani siz çekiyorsunuz eliniz sallanıyor ama sensör kendi içerisinde ters hareketleri yaparak The cat sat on the hem videolarda hem de fotoğraflarda daha iyi bir görüntü elde ediyor. Özellikle gece fotoğrafları çekerseniz hep başına gelmiştir. Elinizi salladığınız zaman fotoğraf bozuluyor. Ama buradaki sensör bazlı optik stabilizasyon ne yapıyor? Direkt olarak buradaki sarsılmayı biraz daha azaltıyor ve bizlerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. En güzel işlerden bir tanesi de HDR4. Gelişmiş yapay zeka ile beraber iPhone 13 HDR görüntüleri biraz daha iyi çekebiliyor. Örneğin güneşin önünde birisi var ve siz onu çekmeye çalıştığınızda iPhone 12 biraz daha başarısız fotoğraflar çekerken iPhone 3'ün yaptığı şey ise yapay zekanın nimetlerini kullanıyor ve telefonun fotoğraflarını daha iyi bir hale getiriyor. Telefonların ön kamera taraflarına baktığımızda şöyle bir detay söyleyeyim. Sinematik mod iPhone 3'ün ön kamerasında da bulunuyor. 4K 60 bir şekilde yine ön kamerada iPhone 13 bu çekimleri gerçekleştirebiliyor. Arka kamerada ne varsa iPhone 13'ün ön kamerasında o bulunuyor. Aynı şekilde iPhone 12'nin arka kamerasında ne varsa ön tarafta da o bulunuyor. Ama sinematik mod iPhone 13'ün ön kamerasında bulunmasına rağmen bu iPhone 12'de bulunmuyor. Bunlar aklınızda olsun. <laughs> Değil ama daha parlak oluyor dedim. 2,5 saat boyunca bir telefonu daha fazla kullanıyorsunuz dedim. Emin olun şunu yaparsanız çok mutlu olursunuz. Evet telefonlar pahalı yani 16 bin liranın herhangi bir şekilde uygun fiyatlı olduğunu düşünmüyorum. Ama iPhone 13 Pro ya da iPhone 13 Pro Max'e göre maalesef iPhone 13 serisinin en uygun fiyatlı telefonlarından bir tanesi olan iPhone 13 ile iPhone 12'nin arasında şu anda 1000 lira gibi 1500 lira gibi rakama baktığımızda küçümseyeceğimiz bir fark var. Ve ben kesinlikle aradaki farkı öder iPhone 13 alırdım. Bu sizlere çift net editörün net bir tavsiyesi olarak karşınıza çıksın. Yorumlamama bile gerek yok. Yani arada 4000 lira fark olsaydı ki eğer bir gün olursa ona göre değerlendirirsiniz ama 1000 lira 1500 lira gibi bir farkı kesinlikle öderdim diyor ve ben artık videoyu burada kapatıyorum. Ben sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Fotoğrafları gösterdim. işlemci oyun oynama detaylarını gösterdim. Hani arada fark gördünüz mü? Gördüyseniz nerelerde fark var? Bana bunları yazın. Şunu söyleyeyim. iPhone 2 ile çok uzun süre kullandım. iPhone 3'ü de çok uzun süre kullandım. Hani işlemci tarafında dediğim gibi çok fark göremezsiniz ama kamera tarafında çok uzun süre kullanınca evet fark var diyorsunuz ya da batarya tarafında fark var diyorsunuz. Bundan da emin olabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.